Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyi misiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza. Şimdi güzel, butik bir işletmeniz var, home office çalışıyorsunuz. Evet, evet. Çok ince ayrıntılardan bahsedeceğiz ama şöyle kısaca sizi bir tanıtalım ekranları başındaki izleyicilerimize. Ergüzel Yılmaz kimdir, sektöre nasıl başladı? Ben bu sektöre başlamadan önce güzellik uzmanıydım. Biraz fazla network sistemi çalıştığım için, evet, çevrem fazla olduğunca bana bu tarz sorular gelmeye başladı. Tanıdık var mı organizasyon firması derken. Ben merak sermeye başladım bu işe. Araştırmalar yaptım. Evet, araştırmalar yaptım. Dikkatimi çekti, hoşuma da gitmeye başladı. Ufak ufak öyle başlamaya başladık. Hani önce bir böyle hobi amaçlı başladık. Evet, daha sonrasında aynen. Deneyim başladıktan sonra insanların beğenisini alınca bu sefer bir daha farklı bir merak uyanma başladı bende. Evet. Hadi birkaç böyle bir şeyler yapalım arkadaşa, eş dosta derken kendimizi Eminönü toptancısında toptan kapı süsleri verirken bulduk. Evet, bu sektörün içine direkt giriş. Direktmen giriş sağladık. Kadarıyla. Evet. Nasıl, memnun musunuz bu süreç? Herhalde bir 3 yıl geçti değil mi? 3 yılı geçti. Evet, 3 yılı geçti. Evet. Çok güzel, yorucu. Ama çok keyif alıcı bir iş gerçekten yani, öyle. Çok hoşumuza gidiyor. Hani gecemiz gündüzümüz yok, ekip arkadaşımızla beraber, evet, bazen sabahları yapıyoruz, hiç uyumuyoruz. Evet. Ama çok keyif alıyoruz gerçekten. Peki, sabahlıyoruz dediniz. Şimdi özel ince ayrıntılar var, şu küçük dokunuşlar var. Evet. Güzel noktalara temaslar yapıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz o gece dediğiniz o çalışmalarda, neler çıkarıyorsunuz ortaya? Şimdi normalde aslında bizim işimizin bir hastane sistemisini eğer baza alırsak, organizasyon olarak, evet, baza alırsak 10 günlük bir süreci vardır aslında bunun. Alışverişiydi, işte beraber bir ara gidip yapmasıydı, hı-hı, falan derken bize aniden bir telefon geliyor. İşte ertesi gün doğumuz var deyince biz hemen ekip arasında toplanıp birimiz alışverişe, bizim diğerimiz atölyede çalışmalara başlıyoruz. Evet, evet. Tabii gece uyumayacağımızı göze alarak da ertesi günü yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Süslemelerimiz bizim daha çok yorucu oluyor. Zaman alıyor daha doğrusu. Ne mesela süsleme dediğiniz mesela? Mesela çikolata süslemelerimiz. Evet. Kişinin taleplerine göre ne gelirse. O da kokusuydu. Kolonya şişesi, kokulu mumlar, işte hediyelik dağlı çikolatalar. Evet, evet. Bunun gibi birçok şeyler. Burada yani var bir ucu şey. Çok açık. Ne açık diyorsunuz? Çok açık ucu. Yani müşterinin isteği çok açık olunca bu sefer biz, hı-hı, yetişmeye çalışıyoruz. Ağırlık kimlere hitap ediyorsunuz sektör olarak? Özellikle ben hastane doğum odası süslemeleri, evet, söyleyeyim. Öncesi ve sonrası. Öncesi sonrası. Yani. Tabii ki etrafımızda bizim çalışmalarımızı gören yakınlarımız olunca söz, nişan, düğün, kana gelisi, diğer özel günlerle ilgili talepleri de cevapsız kalmıyoruz. Karşılayabiliyorsunuz. Kesinlikle karşılıyoruz. Şimdi ben bir konuk olarak size geldim. Bu işinizle ilgili bir hizmet arıyorum. Evet. Nasıl bir yol izliyorsunuz konukla beraber? O süreç nasıl geçiyor? Yani nasıl beraber karar veriyorsunuz? Renktir, tercihtir? Tabii. Şimdi özellikle öncelikle bizim bize gelen adayın işte gelin damat veya anne adayı her neyse. Veya konu neyse. Konu yani, neyse. Neyin üzerine çalışacaksak. Hı. Biz özellikle istediği temayı vurguluyoruz. Gününü soruyoruz. Temamızı soruyoruz. Evet. Ne tema üzerine çalışacağız. Hı. Sonra renkleri derken ana unsurları belirledikten sonra biz, evet, kendi ekip arkadaşımızla beraber birkaç model üretiyoruz. Sonra biz onu müşteriye sunuyoruz. Yani adaylarımıza sunuyoruz. Evet, evet. Adaylarımız içinden seçenekler sunuyor. Biz beğenmediğimiz hiçbir işi asla müşteriye sunmuyoruz. Önemli. Öncelikle biz beğeneceğiz. Bizim, evet, içimizde sinecek. Sinmesi lazım. Kesinlikle benim için çok önemli. Daha sonra sundunuz. Okay, müşteriden bir karar verdiniz. Ondan sonra biz artık üretime başlıyoruz, evet, arkadaşlar seri beraber. Seri bir şekilde başlıyoruz. Hı-hı. Daha sonrasında işte kurulum aşaması var tabii ki de bunun. O da yorucu, meşakkatli. Kurulum aşaması geldikten sonra zaten dediğim gibi en önemli unsur müşterinin beğenmesi. Memnuniyeti. Ondan sonra biz zaten doğaçlama çalışıyoruz. Evet. Zaten bize gelen adaylar bize doğaçlama bize bıraktıkları zaman bizim için daha keyifli oluyor. Ya tabii siz tecrübelerinizi aktarıyorsunuz. Evet, anladığım kadarıyla anlatıyorsunuz. Diyorsunuz, hı-hı, bakın böyle yaparsınız. Yönlendirmeyi daha güzel, evet, olur, yapıyoruz. Şöyle olursa böyle zorlamadan olur. Zorlamadan yönlendirme yapıyoruz, evet, öyle söyleyeyim. Kendi sosyal mecranızda da zaten bunun anladığım kadarıyla yüklemeleri var. Oradan, evet, da gösteriyorsunuz, evet, değil mi? Bir tabii şeyler örneklerimizi sunuyoruz. Nerelerden çok konuklar talep geliyor size İstanbul'dan veya İstanbul dışına da gidip böyle bir hizmetler yapabiliyor musunuz? Şimdi şöyle, bizim organizasyon olarak çalıştığımız zaman İstanbul Avrupa bölgesinde, Asya yakasında çalışıyoruz. Hı-hı. Ama sosyal medya üzerinden de yani Instagram veya işte web sayfamızdan da ulaştığı zaman yurt dışı dahi çalışabiliyoruz. Almanya, Fransa'ya birkaç ürün göndermişliğimiz oldu. Evet. Kargo sistemiyle. Kargo sistemiyle, aynen. Buradan duyurmuş olalım ekranlar başındaki, evet, izleyicilerimize. Yani Türkiye değil, yurt dışından bile talep gelirse siz cevapsız hazırsınız. Hazırız.
Biz biliyorsunuz ilgileniriz, yardımcı oluruz. Aynen. Bir şekilde o konumuzu memnun ederiz diyorsunuz. Kesinlikle. Peki hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Şimdi sizin işiniz özel bir iş. Verdiğiniz sözler, taahhütlerin zamanında yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Neye dikkat ederiz? Benim için eğer aday çok ucu açık, yani bazen o kadar uç noktalarda ürünler istiyorlar ki. Talepler oluyor değil mi? Şimdi zamanıma bakıyorum. Ben bazen geri çevirmişim oluyor. Çünkü bakıyorum zaman kısıtlı. İstenilen şey çok uç noktalarda yetişemeyeceğim için mahcup düşmemek adına kesinlikle kabul etmiyorum. Evet. Bu da güzel bir aslında uçluk. Kesinlikle. Yani burada para kazanmak için iş yapmıyorum. Müşteri memnuniyeti önemli çünkü bu gerisi gelen bir iş. Tabii yani bu silsile yoluyla çevresine de kesinlikle yayılacak. Kesinlikle. Ne biz rezil olalım, ne karşı taraf rezil olsun ya da mağdur olsun. Siz diyorsunuz biz buna dikkat edelim. Kesinlikle. Ha. Bir de kaliteden asla ödün vermiyorum. Evet. Nereden alıyorsunuz ürünleri? Eminönü'nde toptancı almış olduğum birkaç firma var. Noktalar yani her var, bir anlaşmalı aynen. Anlaşmalı noktalardan alıyoruz. Oradan tedarik ediyoruz. Evet. Daha sonrasında işte bunları bir araya getirip böyle güzel bir şeyler. Fiyat politikanız nasıl, çalışmalarınızda uygun mu? Onu da fiyat politikalarım diğer markalarla bakıldığı zaman işte isim yapmış özellikle bakıldığı zaman çok çok uygun çalışıyoruz. Uygunsunuz. Bazen de böyle müşterilerde şu durum oluşuyor. Neden uygun acaba diye geri kaçanları görebiliyoruz. Ama siz sonuçta kaliteniz ortada, yaptığınız iş ortada, örnekleri de var zaten. Evet. Sonuçta herkesin kesesine göre bir hareket ediyorsunuz. Aynen. Yani her kitleden müşterim var. Öyle var diyelim. Kesinlikle var. Peki. Sektörle ilgili böyle hedef beklentiniz neler? Şimdi güzel butik bir işletme yapmışsınız. Evet. Gece gündüz çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ne planlıyorsunuz? Şimdi benim hastane anlaşmalarım var. Öyle söyleyeyim. Birkaç özel hastane anlaşmalarım var. Bugün hatta bir tanesini anlaştık. Yeni görüş. Bugün daha yeni geldi. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Ben hastane odaklı çalışmayı daha çok tercih ediyorum açıkçası baktığın zaman. Birkaç hastane çalıştığım zaman benim için yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten orada sirkülasyon olan bir iş olduğu için kendimize zaten orada ispatladığımız için hastaneler de bizden vazgeçmiyorlar. Öyle söyleyeyim. Peki Belgüzel Hanım, şimdi bu güzel keyifli sohbetin sonunda bir de teşekkür alalım. Bugüne dek sizi destekleyen, tercih eden müşteri portföyünüz var. Aileniz, çevreniz, şöyle eş, dost, akraba, herkese bir teşekkür son sözlerinizi toparlayalım. Tabii ki de. Ben işin görünen kısmındayım şu anda ama benim arkamda görünmeyen sağ kol meleklerim var. Evet. Bir telefonla koşan ve sürekli benim yanımda çalışan ekip arkadaşlarım önce çok teşekkür ediyorum. Evet. Onlar olmadığı zaman hiçbir şekilde bu ürünlerin hiçbiri ortaya çıkamaz. Tek kişilik iş değil. Evet. Ekip işi. Evet. Öncelikle onunla desteği benim için çok önemli. Onların bana vermiş olduğu güvenle zaten destekli ben bu işe başladım. Daha sonrasında tabii ailemin anlayışı için teşekkür ediyorum. Çünkü gece gündüz çalışıyoruz. ve müşterilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizi tercih ettikleri için. Vallahi bizi güvendikleri için. Evet, evet. Ve sizin şöyle Eminönü'nde o çalıştığınız paydaşlar. Evet, Eminönü'nde de çalışmış olduğum toptancı arkadaşlarım var. Gerçekten beni anlayışla karşılayan, nazımızı kahvesimizi çeken öyle söyleyeyim. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Peki. Ben size ve tüm ekibinize başarılar diyorum, ailenizle birlikte. Bölgeye kattığınız bu güzel, keyifli hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah ilerleyen zamanda şöyle farklı bir hizmetinizde tekrar buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.